İnsanlar beni o kadar güzel kullandı ki en yakını sensin. Ne olay bitti, ne kavga. Biyolojik babası çocuğum Volkan değil. Sana o çocuğu şiddetle mi aldırdı? İtirafları, iddiaları ve suçlamalarıyla Türkiye Aleyna ve Volkan'ı konuşuyor. Eski kayınvalide Sevilay Hanım bu iki şahsı da evine aldı. Annesinden para, evdeki televizyonlarını çaldıkları için. O bir kararıyla o evden gönderdiklerini neden açıklayamıyor? Sana yazıklar olsunlar. Olayların hedefindeki bugüne kadar sessizliğini koruyan Volkan'ın annesi ilk kez konuşacak. Kayınvalideme sesleniyorum. Buradan eski gelinini bağlattırmakla olmuyor bu işler. Aleyna. Size verdiğim hakkı ben Deniz Hanım'a sorayım bu soruyu. Duruyorsunuz değil mi hepiniz? Kayınvalidem niye bağlanmıyor yanında duruyor, niye ki, bağlanmıyor? Ne ailem bana sahip çıkmıyor, başka bir durum diyorlar. Kesinlikle boşanmak istiyorum ve en hızlı şekilde boşanmak istiyorum. Tatlım yanlış şöyle bir şey var. Karnımda çocuğumu taşıyorum. Şimdi Esra Erol'da. 20 aylık bebeğini de aldı. Sosyal medyadan tanıştığı Ahmet'e kaçtı. İçeri girdim, içeri gireyim. Botlar yok, elbiseler yok. Her şeyi toplamış. Hemen telefona sarıldım. Dedim Sariye Hanım sen neredesin? Ben dedi TikTok'tan dedi, birinden tanıştım. Evi terk ettim. Beni arayıp sorma diyerek telefonu kapattı. Esra Erol sordu, Ahmet inkar etti. Sariye de bir yanınızda mı 20 aylık bebeğiyle? Yanımda değil. Neredeler? Arkadaşının yanına gitti. Yok yani burada yok. Bana da kaçmadı. Sariye Demir'i nereden tanıyorsunuz? Ya bu arkadaşı vardı. Oradan denk geldi yani. O arkadaş kim? Arkadaşı da tanımıyorum ben. Ahmet Sariye'yi stüdyoya getirecek mi? Benim amacım net. Benim amacıma siz de hizmet edeceksiniz. Bana yardımcı olacaksınız. Canlı yayında büyük yüzleşme. Ayrıldılar ama son kez bir araya geldiler. Bu 18 yıllık hayat arkadaşlığı artık son noktasına geldi. Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada anlaşmalı olarak boşandılar. Boşansak da ayrılsak da ben seni asla unutmayacağım. Boşansan da ayrılsan da gel sana kapım açık. Mehmet'in Mesude'den son isteği ne oldu? Ben 29 Mart günü 4 aylık bebeğimi de bırakarak evi terk etmek zorunda kaldım. 2 yıldır resmi nikahlı evliyim. 2 yıldır psikolojik ve fiziksel olarak şiddet görüyorum. Geldiğinden beri kayınbabam, kaynanam bana şiddet uyguluyor. 23 Mart tarihi 4 aylık bebeğimi bırakıp evi terk etmek zorunda kaldım. Nuhandırınla. Seni en kısa zamanda boşamak ve senden kurtulmak istiyorum. Seninle evlendiğim güne lanet olsun. Kayınvalidem ve kayınpederim bize geldiğinden beri huzurum kalmadı. Hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm diyen Hacer Hanım şimdi Esra Erol'da. İlk evliliğimde kocamın kardeşi annemle babamı öldürdü. Kimsesiz kaldım. Volkan Sülüngöz'ü tanıdım. Volkan Sülüngöz'den mutlu olurum dedim. Ondan bir çocuğum oldu. Çocuğunu soyadını alacağım dedi. Beni kandırdı, almadı. Volkan'la tanıştı, başına gelmeyen kalmadı. Bütün ailesi bu konuyu bildiği halde beni dışladılar, istemediler, kandırdılar. Çocuğumun soyadını Allah rızası için gel ver. Beni oyalama artık, kandırma. Ben buraya çocuğumun hakkını aramaya geldim. Bu çocuk senin çocuğun. Geleceksin buraya adam gibi, o çocuğun soyadını alacaksın. Volkan ve ailesi evden kovdu, sokağa attı. Dünyaya gelen bebeği bile reddettiler. Yaşadıklarıyla çok konuşulacak olan özlem geliyor. İnsanlar beni o kadar güzel kullandı ki en yakını sensin. Ne olay bitti, ne kavga. Biyolojik babası çocuğum Volkan değil. Sana o çocuğu şiddetle mi aldırdı? İtirafları, iddiaları ve suçlamalarıyla Türkiye Aleyna ve Volkan'ı konuşuyor. Eski kayınvalide Sevilay Hanım bu iki şahsı da evine aldı. Annesinden para, evdeki televizyonlarını çaldıkları için. O bir kararıyla o evden gönderdiklerini neden açıklayamıyor? Sana yazıklar olsunlar. Olayların hedefindeki bugüne kadar sessizliğini koruyan Volkan'ın annesi ilk kez konuşacak. Kayınvalideme sesleniyorum. Buradan eski gelinini bağlattırmakla olmuyor bu işler. Aleyna. Size verdiğim hakkı ben Deniz Hanım'a sorayım bu soruyu. Duruyorsunuz değil mi hepiniz? Kayınvalidem niye bağlanmıyor yanında duruyor, niye bağlanmıyor? Ne ailem bana sahip çıkmıyor, başka bir durum diyorlar. Kesinlikle boşanmak istiyorum ve en hızlı şekilde boşanmak istiyorum. Tatlım yanlış şöyle bir şey var. Karnımda çocuğumu taşıyorum. Şimdi Esra Erol'da. Bu iş bitmiyor. Esra Erol bir el uzatıyor. Herkes o el uzatıyor. Kafanı kapanmış. Gerçekten kimse yalnız değil. Unutmayın ki nefes aldıkça umut hep var. Esra Hanım Türkiye'nin başına gelen en güzel şey. Her bir sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz. Kıymetli seyircilerim, hepiniz ATV ekranlarına hoş geldiniz. Ekran başında bizlerle kavuşan ve oluşan seyircilerimize aramızda cam da olsa hissediyoruz birbirimizi. Biliyorum, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Diğer tarafta stüdyoda böyle coşkulu, değil mi? Mutlu bir seyircim var. O enerjiyi de insan alıyor. Hoş geldiniz. Nereden geliyoruz? Hoş bulduk. Denizli'den geliyoruz. Arkadaşımla geldik. Arkadaşlar hani zaman içerisinde birbirine benzer mi? Sizde de öyle bir durum var. Evet, 30 yıl benzesin artık. Birlikteyiz. Seçilmiş kardeş diye düşünüyorum ben. İyi aynen, arkadaş, gerçekten aynen. Seçilmiş bir kardeş. Aynen. Kızım yaşıyor burada. Onun yanına geldim. Sonra arkadaşım geldi. Sizi görmek için geldi Didim'den. Hoş geldiniz. Sizi çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Fırsat buldukça geliyoruz. Ben arkadaşlarınızı daha çok merak ediyorum. Yani 30 yıl boyunca bir arkadaşla ayakta tutabilmek, dostluğu ayakta tutabilmek iki taraflı fedakarlık istiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Birbirimize çok fedakarlık ettik. Karşılıklı, birlikteyiz, beraberiz. Buradan Denizli'deki tüm arkadaşlarımıza, anneme, babama, herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sevgiler gönderiyorum. Şimdi mutlu anları paylaşmak kolaydır. Ama acıyı paylaşmak birazcık daha zordur. Evet, aynen. Çok paylaştık. Çok paylaştığımız şeyler oldu. Bugün çok mutluyuz ama. Ay, ne size güzel geldik, vallahi. Burada bak, buluştuk. Ekran başı milyonlar yalnız. Ekran başındaki seyircilerimiz de sizin dostunuzu gördü. Aynen. Ve aynen. Ahiretlik diyor musunuz birbirinize? Kardeşlik, ahiretlik. Ay, ne aynen güzel öyle. Vallahi. Maşallah. Allah herkese iyi bir dost nasip etsin. Yani evet. Onun yanında... Şimdi iyi bir arkadaşın yanında... Tüm işte mesleğinizden, tüm rollerinizden arınıp en çıplak halinizle olunca yani sizi böyle rahat çatır çatır eleştiriyorsa, doğruları söyleyebiliyorsa, burada yanlış yapabiliyorsun diyorsa ve siz bu cümleleri duyarken ona kızmıyorsanız, sizi korumak adına yapıyorsa çok kıymetli bir arkadaşlık. Evet, ne aynen. Güzel. Hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? Biz Avustralya Viyana'dan geldik. Eşim ve kaynanamı getirdim. Viyana'dan size kucak dolu selamlar getirdim. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle bu 30 senelik arkadaşlık muhabbetine benim de çok sevdiğim Tuna Aktaş diye bir kankim var. Ay. Biz de 30 seneyi aştık onunla. Onu çok seviyorum. Özellikle çok çok selam söylüyorum. Annem ve babam, kardeşim, abim, arkadaşlarım. Özellikle Meyrem, Nuran Bayram... Hepsine buradan sevgiler gönderiyorum. Ve Aleyna, sizi çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Ben de sevgilerimi, saygılarımı kim gönderdiyse aldım, kabul ettim. Aynı şekilde gönderiyorum sizlere. Şimdi evli çiftler geliyordu ama sanırım bu saatten sonra böyle uzun yıllardır dostluk yapan, dostluğu paylaşan konuklarım da gelecek. Ben programın... Daha bu programı yapmadan önce de gelen konuklarımın hikayelerini hep merak etmişimdir. Çünkü gerçekten onların bize öğretecekleri, herkese de örnek olacakları, dostlukları, ilişkileri, aile hayatları var. Bunu paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun.